Muzlu tartolet. Ve jüri tadım masasındaki yerini aldı. Şimdi kimin tarifini tattığını bilmeden yorumlarını yapacaklar. Biz bugün Arda'yla artık bu hamur karıştırma meselesini herkesin bütünlük olarak bundan sonrası için tamamen çözmüş olmasını diliyoruz. Değil mi Arda? Yani artık neredeyse final virajındayız. Evet. Bu saatten sonra çözülmemiş olduğunu ben de tahmin etmiyorum. Evet. Tartoleti bence güzel olmuş. Kıtırtısı, şu içindeki çıtırlığı hoş. Oldukça başarılı ama tabanı biraz daha ince olabilirdi diye düşünüyorum ben. Evet, tartolet kısmı hoş. Kreması da kıvamında. Baktığınız zaman nişasta kokmuyor. Doğrudur değil mi? Katılıyorsunuz. Hiç kokmuyor, evet. Muzla beraber iyi özdeşleşmiş. Çikolata süslemesiyle beraber de genel olarak güzel bir sunum olmuş. Teşekkür ederiz. Eben Hanım, ikinci de bazı tartoletlerde küçük küçük birazcık yanıklar var. En az yanığını arıyorum. Annem der ki, tekrar ediyorum bunu hep, pişirdiğinle birlikte pişeceksin sen de diye fırının başında durarak. Evet, birazcık yanmak olmuş. Şimdi haliyle kenardan ısırarak başlamak gerekiyor. O zaman da ilk karşılaşılan lezzet bir yanık mı oldu Arda? Çok rahatsız edici değil ama. Yani tam kavrulmamış, ucundayken yakalanmış gibi. Senin de dediğin gibi bu aslında hata yapılması zor bir tarif. Benim burada aradığım değer şu. Kremasının nişasta kokmaması. Kıvamında ve kararında pişmiş bir taban. Ve hoş ikisinin beraber yapılmış bir bitiriş ve sunum. Bunda tartolet biraz fazla pişmiş. Hafiften uç kısımları yanmış. Kreması aroma olarak güzel. Çok büyük bir nişasta kokusu almadım. Genel değerlendirmem bu yönde. Arda, canım arkadaşlarım, dostlarımız yine birisi bir şeyi, birisi bir şeyi gibi bölüşmüşler adeta. Şimdi bu tartoletin alt kısmı ideal olmuş aslında. Biraz daha bol iç konabilir idi. Bir de yanmamış olabilirdi. Ama genel olarak yine kaldırılabilir, kabul edilebilir. Evet ama bu yanıkları tabii görmemek lazım. Yememek de lazım. Siyaha yaklaşan şeyleri yutmamayı her zaman öneriyoruz. Teşekkürler. Görsel olarak. Kalın olmuş, kalın olduğu için az pişmiş ve yan duvarlarda cüce olmuş. Halbuki dik durabilir, daha yükselebilir, daha çok hazne olabilirdi. Dolayısıyla hamurun pişirilmesinde, daha doğrusu biçimlendirilmesinde daha başarılı olunabilirdi. Burada da biraz yanıklar var yine. İçi lezzetli. Muz aromasını daha çok alıyorum. Tabii muz aroması muzun kendinden geliyor. Dolayısıyla muz hani doğadan. Ama çanak çalışması bir tartolette aranılan inciciklikten uzak. Biraz altı çiğ, üstleri yanık olmuş. %100. Yani bütün yorumlarında bu tartolet için Emel'le aynı fikirdeyim. Arda, şu ortadakini alıp sana vermek istedim. Tabii. Çünkü görmek istediğimiz şöyle bir şey. Yani çikolatası soğuduğu için sert gözüküyor ama böyle bir dolu muz ve iç yiyeceğim. Yani görsel kubbelik de aradığımız şey bu değil mi? Evet, ve de yerken de yani
sırf hamur yemeyeyim, bir sürü malzeme olsun diye arzu eder ya insan. Görünüş o vaat içinde. Direkt tatmadan aynı yorumu yapabiliriz diye tahmin ediyorum. Aynen. Bunun da tabanı birazcık kalın olduğu için zaten gözükür vaziyette. Ve hani çatalı vurduğunuz anda hafif çiğlikten dolayı biraz dağılıyor. Kreması lezzetli. Aromayı daha iyi alıyorum. Ganajdan anladığım kadarıyla diğer 3 uygulamadan hafif bir farklı bir ganaj uygulaması var. Çünkü diğerleri parlak ve biraz daha hafif sıvımsı haldeyken bundaki biraz daha sertleşmiş. Muhtemelen çikolata oranı daha yüksek kullanılmış bunda. Tabanı kalın olduğundan dolayı biraz pişmemiş. Krema da ayar tutturulmuş. Görüntü olarak da Emel'in istediği kubbe şekli verilmiş. Görsel olarak da Arda'nın söylediklerini tamamen izleyebiliyoruz. Hamur kalın ve çiğ kalmış. İyi bir meyveli tartolette ince ama çok lezzetli bir hamur. Islanmamış, içindeki malzemeden ötürü süngere dönmemiş. İyi ve lezzetli bir iç ve bol malzeme olması gerekiyor. Bol malzeme var ama hamur çiğ kalmış. Teşekkür ediyoruz. Hemen değerlendirmeye geçelim. Bakalım bu etabın en çok beğenilen muzlu tartoletleri kimin olacak? Evet, Emel Hanım'ın tarifi olan meyveli, daha doğrusu muzlu tartoletlerin sonuçlarını hemen açıklayacak jürimiz. Buyurun, birinciden başlayalım her zamanki gibi lütfen. Tamam. Bugün bu 4 tabaktan bizi en çok etkileyen ve günün birincisi olan tabak bu tabak. Kim? Senem, teşekkür ederiz. İkinci değişimiz kolaydı. 3 ve 4'te zor. İkinci tabağın sahibi bu. Ay, benim. Bravo Salih. Bekleyemedi Salih bu sonucu herhalde anladığım kadarıyla. Taha ve Mehmet Bey'i hemen öne alalım. Sebepleriyle birlikte söyleyecek şimdi jürimiz size fikirlerini. Üçüncü ve dördüncü tabakta biraz zorlandık. Çünkü biri istediğimizden biraz fazla pişmişti. Biri istediğimiz kadar pişmemişti. Görseli, iç dolgusu, üst ganajı genel bir değerlendirme yaptığımızda iki tane olması gerekenden uzak tarif arasında seçtiğimiz üçüncü tabak bu tabak. Taha, senin tabağın. Dördüncü tabakta Mehmet Bey'in anlaşılan. Evet, evet. Ama şunu da söylemeliyiz ki ikisi arasında birini üste birini alta koymak zorunda olduğumuz için böyle yaptık. Bir sonraki bölümün değerlendirmeleriyle karma yapıp günü değerlendirirken bu ikisinin neredeyse başa baş olduğunu hesaba katacağız. Bir küçük notta ben ilave edeyim. Hepsine tek tek baktık. Tamamında aynı şey varken bunda bir iki tanesinde yani yanıklığının daha az olduğu, pişme derecesine daha yakın olan olduğunu değerlendirerek öyle yaptık. Mutlaka. Bu tarifte birazcık tabanlar fark ettirdi. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Tartuletimde birazcık çiğlik kalmıştı. Evet, ben de bunun farkındaydım. Böyle bir talihsizlik yaşadım bugün. Yükseği açıyorum, yakıyorum, alçağı alıyorum, pişmiyor. Zaten tart hamurunu ben 3 gündür pişiremedim. Yani kör pişirme yaptık olmadı, açığını pişirdik olmadı, bir türlü tutturamadım. En son artık dedim ki yani bu pişti pişecek, ha gayret derken onda da yaktım. O yüzden kaybettim. Yoksa içi dolgusu iyiydi. Muzu iyiydi. İyi yorumlar aldım. Biraz yanık olduğu için olmadı.